Herkese selam. Bu videomuzda sizlerle Apple AirPods 2. nesil ve Xiaomi AirDots'u kıyaslayacağız. Şimdi bildiğiniz gibi arada çok büyük bir fiyat farkı var. Evet. Bu tarafta 110 lira sanırım şu an. Şu an AirPods'lar da 1200 lira falan civarında. Ama hani baktığınızda bu kadar fark var mı acaba? Şimdi biz uzun zamandır bunların kullanıcısıyız. Ben yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Sen de daha fazla mı kullanıyorsun? Benim aynen. 1-2 yıl olmuş. Evet, senin bayağı oldu. Evet, beraber kullanıyoruz. Ben de daha önce AirDots'u deneyimlemiştim. Samsung Galaxy Buds'ı denedim. Evet. Yani bu konuda sizlere biraz fikir vermek istiyoruz açıkçası. Bu aradaki fiyat farkına değer mi? Nihayet hedefimiz bu. Birazcık özelliklerinden bahsedelim. Aslında hani baktığınızda görüntüleri biraz farklı. Tabii hani canım. AirPods böyle normal bir Şirinlerin saç sulama makinesi diyor iPhone'da. O tarz bir şey var. Burada silikon bir yapı var. Evet. Mesela şöyle bir durum var. Ben silikon kulaklığı çok sevmiyordum. Hala bile çok sevmiyorum. Çünkü böyle kulağım böyle vıcıklıyor gibi. Değişik bir şey oldu. Hoşuma benim gitmiyor. Benim de tam tersi mesela. Ben de onu sevmiyorum kulak aynen içi. Şimdi böyle bir var. Ama tabii bunun avantajları var. Buradaki en büyük avantaj silikonlu olunca bastırı çok daha hissediyorsun. Dışarıdaki sesi çok daha kesiyor. Evet. Ama AirPods'da öyle bir durum yok. Yani dışarıdaki sesi alıyorsun. Ama aslında bir yandan da iyi oluyor. Şöyle ki hani mesela bisiklet sürerken ben hani sesi açtığımda en azından dışarıdan duyarsız kalmıyorum. Evet. Hani farkına varabiliyorum. Ama AirPods'u taksam muhtemelen duymam. Evet, duymuyorsun. Ben o yüzden tek kulaklıkta mesela kullanıyorsam bisiklet yapıyorum. Evet, o biraz orada bir şey. Onun dışında şarjından bahsedelim. Yani şarj süresi burada resmi belirlenen rakamlarda İşte 5 saat AirPods'un gidiyor şarjı, tek kulaklığın şarjı. 4 saatte AirDots'un gidiyor. Aynen, AirDots'unda 4 saat. Şeylerle kutuların da 4 kere şarj ediyor AirDots. 3-4 kere şarj eder yani. Ha 3-4 kere evet. Yani kutuyu şarj ettikten sonra kulaklıkların kendilerini 3-4 kez şarj ediyor. Aynı şekilde de AirPods'u da 4-5 kez şarj edebiliyor. Yani daha uzun bir ömür var ama tabii kutusuna da bakarsanız daha büyük. Yani kulaklık da daha büyük, kutusu da biraz daha büyük. Onun da tabii şarj girişi AirPods'da Lightning. Orada Type 2 mi? Aynen. Aynen. Type 2 giriş var. Burada tabii önemli olan sesin kalitesi. Şimdi tabii ki kulak içi ve kanal içi olmak üzere ayrılıyor. Ben kulak içi daha rahat hissediyorum. Uğur'da tam tersi. Ama geldik mi? Ses kalitesinde bence o kadar büyük bir fark yok. Yani ben çok kulaklıkta kullandım. Mesela bas konusunda AirPods daha iyi olabilir Yani ben zaten böyle şeye çok önem veriyorum. Bass'tır vesairedir çok önem verdiğim için. Benim için çok ideal. Ama bir de çok ucuz. Mikrofon konusuna geldiğinizde benim mutlaka çok kötü. Yani AirPods'un mikrofonunu konuşa farkı var. AirPods'unkini gerçekten kullanabiliyorsun. Evet. Kimse şey yapmıyor ve daha bile iyi olabiliyor. Dışarıdan çok gürültü alıyor AirPods. Evet. Yani cidden duyulmuyor. Bağırman gerekiyor bir de konuşurken. Ya ben düşünüyorum. Bisiklet kullanırken bile AirPods'la konuşma gerçekleştirebiliyorum. Mikrofon o kadar iyi. O da bir de şu şey de var. Hani biraz uzuyor ya. Mikrofon ağzına daha yakın oluyor. Bir de öyle bir seçeneği de var. Biraz dayanıklılıklarından bahsedelim. Hani AirPods böyle elinize aldığınız zaman tok duruyor açıkçası. Hani AirDots biraz daha hafif duruyor ama. Evet. AirPods ben bir kere düşürdüm açıkçası. Ve düşürdüğümde şöyle şurada hemen bir böyle bir sürtünmeden kaynaklı bir yıpranma oldu. Hemen çok çizik olabiliyor gerçekten. O yüzden kılıf kullanıyorum. Şöyle silikon kılıflar. AirPods'ta çok fazla. AirDots için var mı? Emin değilim. AirDots için bilmiyorum. Pek gerek duymuyor belki de. Gerek de duymuyor. Hatta 110 lira. Ben tam bu kılıfa verdim. 20-30 lira muhtemelen. Evet. Yani onun için gerek yok. Ya bunda şöyle bir şey var. Ben 2-3 defa düşürmüşüm. Birini 5. kattan 3. kata düştü. Öyle değişik şeyler oldu yani. Şu an dış kutusunda bir şey yok. İçindekileri de çok düşürdüm. Hiçbir şey olmadı. Çok sağlam çalıştı. Suya düşürdüm. Yine suda da çıkınca da çalıştı. Yani o yüzden bir sorun olacağını zannetmiyorum ama suya dayanıklılığı yok galiba. Ama tere karşı dayanıklılığı var. Haberiniz olsun. Evet. Abi şimdi şunu düşünelim. Hani değer mi? Aradaki 1100 liralık farkı değmez. Değer mi? Çok hızlı bence, söyleyeyim yani. Ben de açıkçası istiyorum. Bence de değmez. Ya yani şöyle ben iPad alırken yanında hediye geldi AirPods. Yoksa ben de AirPods almazdım. Yani giderdim. Belki AirPods hani şeyinden dolayı, silikon olduğundan dolayı belki istemediğimden dolayı. İşte Huawei'nin falan var bu tarz olanlar. Ya da klon alırdım belki. Çok güzel klon AirPods'lar var. 10 numara. En ünlü hemen çözüyorlar. Çok güzel klonlar var. Yani bu kadar fiyata gerçekten değmez yani. Bunun yerine gidin abi bir tane Beats'in böyle çok sese önem veriyorsunuz. Stüdyo 3'ler var 1300 liraya yine. Onlardan alın yani. Bu çok para gerçekten. Ama tabii buradaki maalesef
İşte Apple'dan dolayı bir böyle orada bir prestij oluşuyor. Evet, yani bir hype'lanma var. Evet, evet, fazla bir overrated bir cihaz bu. Tabii çok güzel. Özellikle çok iyi. Çok rahatlatıyor ediyor ama şimdi siz bunu aynı şekilde bir 110 lira yapıldığını görünce gidip de buna 1200 lira hani yok artık dedirtiyor yani. 12 tane al, boz boz kullan. Ticaretine gir. Öyle bir durum var. Bunun da alternatifleri var. Ama tabii Apple, hani Apple ayrı bir dünya yani olduğu için bu şekilde. Bak benim AirDots'umun kapağı bile bir ayrı açılıyor. O ses benim güzel bak. Benim AirDots'umun kapağı bile bir ayrı. AirPods'u da güzel bak şimdi. Gördün boş, mi? Bir boş seninki. Tık. Neyse, bu da şey değil. Güzel güzel. Yani kutular çok önemli bu arada. Kutuyu kaybettiyseniz unutmayın ki yenisini alın, daha ucuza geliyor. Şey, AirPods'a bir durum yok. Alabiliyorsun. Kutuyu ayrı alabiliyorsun. He. Hatta ya bunda da alabiliyorsun ama yine 80 lira 100 liraya falan geliyor. Hocam yani yenisini alırsın. Ha, yani yenisini alırsın. Burada şey ha, bir kulaklığın teki 400 lira falan galiba. He. Yani onun da yetkili servisten falan alman gerekiyor. Sıkıntı yani o. O işe pek girilmez. Kısacası. Evet, videomuz bu şekildeydi. Bu şekilde. Videomuz hani biz 1200 liralık bir kulaklık ve işte 110 liralık bir kulaklığın karşılaştırmasına değer mi? Bundan bahsettik. Değmez olduğunu çok net size de ilettiğimizi düşünüyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın. Ben gidiyorum.